Ertesi gün Keloğlan tellalle sözleştiği gibi sabah erkenden yola çıkmış. Bak sen. Kervana katılıp bilmediğimi... Ver bakalım şu telefonu. Kızım. Açma, oku. Ama sen şımarıklıkta Şampiyonlar Ligi'ne geçtin. Tatiana! Hadi yatağa. Hadi yatağa. Koş. Eşek sıpası seni. Bakma öyle ters ters. Ne oldu? Abi. Abi Zafer kapıdaymış, seni bekliyor. Allah Allah, bu saatte. Gelsin. Yollayın. Abi ben çok düşündüm. Nasıl olacak bilmiyorum ama... benim Şadiye ile mutlaka konuşmam lazım. Acaba cezaevinde bir görüş imkanı olabilir mi abi? Zor olacak ama yaparız bir şeyler. Sıkıntı yapma, benden haber bekle. Tamam abi. İyi akşamlar. Otursaydın. Yok abi, rahatsız ettim. İyi akşamlar. İşler yoluna girmeye başladı Ali. Zafer istediğim kıvama geldi. Abi, ben şimdi senin olay hakkında nasıl düşündüğünü anladım. O işe şekil olmaz abi. Zaten başımızdan bin bir türlü bela geçmiş. Sen polise düştün çıktın. Bırak kendi işimizi toparlayalım ya. Bir Şadiye karısı yüzünden bulanmayalım yine lütfen. Oğlum, kızı cezaevinden kaçırmayacağız. İkisini bir görüştüreceğiz o kadar. Bunları geleceğe yatırım olarak düşün. Global düşün Ali. Yani abi affedersin ama doğru düşünmüyorsun. Ne düşündüğümü söylemek de bir yerde benim görevim sayılır. Doğru. Düşüncelerini söyleyebilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ama dediklerimi yapmazsan problem başlar. Tabii abi. Ne zaman problem oldu? Şadiye. Müdürün odası temizlenecek. Bu saatte mi? Sizin için hangi saat uygun olurdu acaba hanımefendi? Hadi yürü. Ama sen beni nereye götürüyorsun ya? Bak, benle ilgili kim ne dediyse vallahi yanlıştır sana. Müdürün odasını dedik ya. Ya abla, bu saatte müdürün odasında ne yapacağız? Bak, kurban olayım, söyle nereye götürüyorsun beni? Kes sesini Şadiye. Yürü. Neresi burası? Abi ne oluyor ya? Abi niye getirdiniz siz? Neresi burası? Zafer? Şadiye? Alsınlar seni revire, ha? Yok, istemem. Koğuştakiler falan da zaten ilgileniyor ya benimle. Öyle revirde falan tek başıma gene çok kötü olurum. Şadiye, korkma tamam mı? Kendine mukayyet ol. Seni kurtaracağım buradan. Bak, araştırıyorum sana bunu kim yaptı, neden yaptı, tamam mı? Benim kabahatim. Senin bana verdiğin güzel hayatın kıymetini bilemedim ben. Al
izniyle ben buradan bir çıkayım. O zaman hiç utandırmayacağım seni. Biliyorum bir tanem. Biliyorum, sen hiç merak etme. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Kucaklayacağız birbirimizi tabii. Ben de seni hiç bırakmayacağım. Söz veriyorum, tamam mı Şahin? Bir şey öğrendim ben. Hı. Sen şimdi benim avukatımsın ya. Sabah 9, akşam 5. İstediğin kadar kalabiliyorum burada. Kimse öyle gelip de kış diyemiyor. Bugün biraz daha kalsam? Ben şimdi senin davan için çalışıyorum ya. Burada kalırsam o zaman nasıl kurtaracağım seni Şadiye? Ha canımın içi. Koğuşta bir tane pencere var. Bir görsen dosya kadar. Ben de bütün gece oradan baktım. Yedi tanecik yıldız görünüyordu. Bir düşün abla. Böyle koskocaman gökyüzü. Yedi tane görünüyor yalnız. Yıldızlar duruyor orada. Sen bir çık, hepsini kucaklarız. Tamam mı? Yatarız altına, tek tek sayarız milyonlarca yıldız. Kendine mukayyet ol, yeter ki korkma. Ulan bu Şadiye'nin yüzünden Nari'nin başına gelmedik iş kalmadı. Arkadaş ne istiyor onu anlamıyorum ki. Ablası ayrı titriyor üzerine. Ben ayrı titriyorum. Deniz manzaraları odalar tuttuk. Yok arkadaş yok. Fırsatını buldu hemen kaçtı. Bir de cinayet kaldı üstüne. Zafer ne yapacak? O çocuğun hali ne olacak? Abi mahvoldu çocuk ya. Mahvoldu yani. Sen bir de erkek ol falan diyorsun çocuğa. Abi öyle bir kızla evlenmek kolay iş mi? O kız yani... Ne diyorsun lan sen? Şadiye'nin başına ne geldiyse o it yüzünden geldi. Şadiye'nin tek kurtuluşu o olan. Ama sen bunu anlamıyorsun tabii. Sen öyle diyorsan öyledir abi. Çıksın da Allah tamamını erdirir yani. Lan şunu çocuğun elinden alın, gözünü çıkartacak şimdi. İlgilensene lan çocuğunla. Zaten çocuğun anası gitti, travma yaşıyor. Nasıl göndereceğiz biz bunu böyle okula? Vahşi vahşi. Abicim ben ne anlarım çocuktan, çocuğun deyip duruyorsun ama ya. Gürbüz abi getirelim, ilgilensin. Gerekiyorsa seninle de konuşur yani. Benim Gürbüz'e falan ihtiyacım yok lan. Benim sıkıntım psikolojik değil, sosyolojik. Ne bakımdan abi? Daha ne olsun lan? Atıf kayıp benden biliyorlar. Irmak yurt dışına çıktı, Fırat tasmasız kaldı. Şadiye cezaevinde. Deniz Hanım candan ayrılmış, morali bozuk. O sonuncu Deniz Hanım ne alaka abi? Ben onu pek kavrayamadım. Ne? Bir alakası yok oğlum işte, lafın gelişi söyledim. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Şimdi hanımefendi boşa çıktı. Senin de ilgini çekti tabii. O böyle bünyede ufak bir kafa karışıklığına yol açtı gibi geldi bana. Lan gevşek gevşek konuşma, benim tepemin tasını attırma. Sana lan benim bünyemden. Sen benim bünyemin kahyası mısın? Lan yürü git. Kaybol. Göstermeyeyim şimdi sana bünyeyi. Çıkartın beni buradan! Ay yine kötü oldu bu ya. Çıkartın ay, beni buradan! Ay, benim de taşırım. Çıkartın hepiniz! Ay öldürürüm! Çıkartın beni buradan! Ay öldürürüm! Çıkartın beni buradan! Çıkartın beni buradan! Yok bir şey. Boş doktor hocam. Bu akşam seninle mi uğraşacağız? Abi abi, Şadiye hayat kadını mı olmuş? Öyle olmuş Zafer. Sen zamanında bu kızın namusuna gözlük diye gittin, terziye vurdun ya. Sonra bu kız senin cezaevine ziyarete geldi. 16 yaşında kızı kovdun oradan. Zoruna gitmiş demek ki. Kaldıramamış. Ne güzel mesleği vardı değil mi? Gitsin pastanede çalışsın değil mi? Bu karı milleti böyledir oğlum. Deve gibi kini vardır. Ne oldu şimdi namus mamus? Ne oldu lan? Kız cezayı da bağladı. Ağzını burnunu da kıramazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.